Kez grafik düğülüsüyle karşınızdayız. Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu, ne yapalım bugün? Kriptolara bakalım, performanslarına. Çünkü tekrar böyle bir riskli varlıklarda şu an çok ön plana çıktı ve biz belli ki kripto paraları bir süre daha, uzunca bir süre konuşmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Hem performanslarına hem de özellikle bu halving öncesi ETF'lerin satın almalarına da bakalım. Bir de tabii makroekonomik veriler var. Japonya'dan bugün veriler vardı. Bir de ona bakalım istersen. Evet, şimdi hem makro veriler hem de kripto para işlemezsek olmaz. Bugünün majör başlığıydı ki sabah saatleri itibariyle daha hareketlendiğini de takip ettik. 57 bin dolarları da konuştuk. O halde başlatalım mı grafik düellosunu? Başlasın grafik düellosu. İlk olarak ben başlıyorum. Kripto rallisi 2021 boyutlarına ulaşır mı? Önemli konulardan bir tanesi haline geldi. Bu sabah itibariyle ETF onayı ile birlikte özellikle bu yukarı yönlü hareketleri ve kıpırdanmaları görmüştük. Burada 25 bin dolar hikayesinden başlama sürecinde yukarı yönlü hareketlerin itici kuvvetiydi. Burada bir realizasyon gelecek mi, geri çekilme olacak mı derken aslında piyasa yukarı yönlü hareketini beraberinde götürdü ki nitekim buraya bakacak olursak Bitcoin tarafında bugün %4'ün üzerinde de bir primlenme görüldü ve 57 bin dolara kadar aştı. 57 bin doların üzerine seyreden Bitcoin tarafında Aralık 2021 yılından bu yana ilk kez 57 bin doları aştığını takip ediyoruz. Peki altcoin'ler aynı şey için geçerli mi? Altcoin'ler bu ralliye eşlik edemedi. Ethereum ve Bitcoin tarafındaki sert yukarı yönlü hareketleri takip ettik ki bu grafiğe bakacak olursak 2024 yılbaşından bu yana aslında almış olduğumuz bir grafikti. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana ve Litecoin tarafındaki fiyatlamaları takip ediyoruz burada. Bitcoin tarafında %33,29'luk aslında yukarı yön bir getiri sağladığını gördük. %33'lük bir yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. 2 aylık performansında Ethereum tarafına bakıyoruz. Ethereum Bitcoin'den de yukarı yönlü hareket etti. %40'lık bir getiri sağladı ama Ripple, Solana ve Litecoin için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ripple tarafında %11'lik bir geri çekilme yaşadı. Burada getiri değil götürü tarafına, hanesine yazdığımız coinlerden bir tanesi oldu. Solana tarafına bakıyoruz. Solana tarafında %3,9'luk bir yukarı yön. Litecoin tarafında ise sadece %1,4'lük bir getiri sağladı. Yani Burcu, şunu söyleyebilirim aslında. Buradaki en büyük getiri sağlayan Bitcoin ve Ethereum tarafında, altcoin'ler tarafında bu rallinin eşlik edilmediğini de takip ediyoruz. Önemli bir mesele. Bakalım bunu bol bol konuşacağız gibi duruyor. Kesinlikle. Benim de aslında grafiğimde benzer bir durum var. Bu da Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi. 2021 seviyesinden şu an itibariyle hala %38,5 aşağıda olduğunu görüyoruz. Endeksin değeri 2381'de. 2021 zirvelerini hatırlayacak olursak o zamanlardan bu yana ki hala daha o seviyeleri test edemediğini görüyoruz bu endeksin. Senin aslında söylediğine benzer paralel hikayenin burada şekillendiğini söyleyebiliriz. Bitcoin gibi, Ethereum gibi aslında daha büyük varlıklarda hikayenin biraz daha şekillendiğini, altcoin'lerde ise belirgin şekilde aslında yükselmediğini görüyoruz. Bunun da tabii bir sebebinde spot ETF aslında bakarsanız. Spot ETF'lerde gidip Bitcoin ya da Ethereum ki şu anda Ethereum'un da spot ETF onaylanma aşamasında ya da en azından vadeli tarafta şu anda bir tane onayı var. Spot tarafta da gelmesi beklentisi var. Dolayısıyla kripto paralarda spot ETF'in akışının olduğu, para girişinin olduğu yerlerde hareketlenmenin, yükselişlerin daha yüksek olduğunu işte Ethereum gibi varlıklarda beklenti onayıyla biraz daha belki hızlı gittiğini görmekteyiz. Ama herhalde hikaye belirlendirici, şekillendirici olan kısım şu olacak ki özellikle 2024 ikinci yarıyla beraber faiz indirimleri, özellikle riskli varlıklar ki en büyük riskli varlıklar aslında kripto paralar olarak da kabul ediliyor şu anda. Betası tabii çok yüksek haber akışlarına da. Dolayısıyla da 2024'ün ikinci yarısıyla birlikte faiz indirimlerinin başlayacak olması beklentisi de bu tarafta akışların daha yüksek olması beklentisini de doğuruyor. Bakalım yıl nasıl ilerleyecek? Bunu da takip edeceğiz. Özellikle önümüzde de bir halving dönemi var. Halving dönemini atlattıktan sonra biraz daha resim belirginleşecek ama analistlerin beklentisi özellikle Bitcoin içerisinde bu halving döngüsü tamamlandıktan sonra işte 150 bin, 160 bin dolar seviyelerine kadar çıkabileceği yönünde de beklentiler aslında mevcut hala Pelin. Yani biz 2024 yılını kripto yılımı olarak herhalde çok daha fazla konuşacağız gibi gözüküyor. Ne dersin? Evet, şimdi önemli aslında başlıklar arasında olmaya devam ediyor. Kripto para olsun, riskli varlıklar olsun, herhalde ultra sıkı para politikaları sonrasında o bol para dönemine geçilecek mi, geçilmeyecek mi, geçildiği noktada ne kadarlık bir performans, bu kadar uzun süre beklediler. Bu uzun süre beklemenin üzerinde aslında o etkiyi görebilecek miyiz? Önemli getiriler sağlayacak mı? Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Evet, bununla birlikte bir diğer tarafta ise küresel borsalara dönelim ve Japonya Nikkei endeksine bakalım. Asya'da Nikkei öncülüğünde rekor tazelendiğini de takip ettik. Uzun süredir bu süreç içerisinde Japonya'da yeni bir zirveye ulaşmak için yükselişini sürdüren bir Nikkei endeksi var ki Çin hisseleri yükseliş kaydetmişti bununla birlikte. Bir diğer tarafta Japonya'nın yatırımcıların uzun bir hafta sonundan dönmesiyle birlikte dün yine bir rekora ulaştı. Bugün pozitif bir seyri beraberinde getirmişti. Enflasyon sorunlarına rağmen aslında burada enflasyon verisini de karşıladık bugünün özelinde. Bakacak olursak Nikkei 35 yılın zirvesine ulaşmış bulunmakta. Ta ki aslında bu zirveye bakıyoruz, 1985 ve 89 dönemine denk geliyor buradaki puanlama sistemine bakacak olursak Nikkei 35 yılın zirvesine ulaşmış bulunmakta. Yıllara bakacak olursak 95, 99, 2000, 2004, 2005, 2009'da 2010, 2014 ve 2015, 2019'da geldiğimiz noktada hiç aslında Burcu uzun süredir tarih boyunca bu zirvelerini tazelemeyen Japonya Nikkei endeksinde bugünkü gelinen seviye 1985 ve 89 döneminde görülen zirve seviyeye işaret ediyor diyelim. Buradaki mesela 39.233 puan burada şu an son fiyatlama görülürken en yüksek seviye ise 39.388 puan, yani zirveye ulaşmış görünüyor. Bu zirve puanı da aslında 1985 ve 89 dönemine işaret ediyor. Şimdi bugün tabii Japonya'da bir diğer önemli veri de enflasyon verisi geldi. Bunu neden önemsiyoruz ve takip ediyoruz? Tabii bunun bir sebebi de ultra gevşek para politikasından ne zaman vazgeçilip vazgeçilmeyeceği yönünde. Şimdi enflasyona baktığımız zaman manşet rakamda işte %2.2 geldi. Enerji hariç baktığımızda %3.5, işte taze gıda hariç baktığımızda %2 seviyesinde. Burada son ücret artışlarının Japonya'da etkisinin ne zamana yansıyacağı da bir taraftan da konuşuluyor. Bu ücret artışlarının enflasyonun %2'nin üzerinde seyretmesini, yani kalıcı olmasını beklediği gerekçesiyle ultra gevşek para politikasından Mart-Nisan aylarında artık vazgeçilebilir beklentisi de doğmuş oldu. Orada hedeflenen enflasyonun %2'nin üzerinde kalıcı olması gerektiğiydi bir nevi. Çünkü gelişmiş olan ülkelerde biliyorsunuz enflasyon hedeflemesi %2'nin üzerinde kalması ideal olan durum olarak gözüküyor ki şu anda tüm küresel piyasalarda, tüm küresel büyük ekonomilerde bu hedeflemin içerisinde. Dolayısıyla bu politikadan şu anda vazgeçilmesi biraz daha olası gözüküyor. Çünkü Japonya'da rakamlar artık istenilen boyutlara, istenilen kalıcılık seviyesine geliyor gibi gözüküyor. Şimdi buradaki düşüş trendi hala devam ediyor. Bunu nasıl açıklıyoruz diye düşünmek lazım. Şimdi tabii hala enflasyon bir düşüş trendinde. Fakat bu düşüş trendinin bu seviye üzerinde öyle bir hani ince ayar belki yapılması gerekiyor ki bir taraftan ücret artışlarının etkisini, bir taraftan işte küresel ekonomilerdeki para politikasının etkisini belki bir sepette düşünmek lazım. Dolayısıyla bu ücret artışlarının etkisiyle beraber %2'nin üzerinde kalması aslında istenilen bir durum. Biz muhtemelen Nisan ayı içerisinde artık yani daha fazla kayıp olmayıp işte para politikasından Nisan'la birlikte gevşemeye başladığını ya da en azından konuşulduğunu görebiliriz. Bu borsaya nasıl etkileyecek ona bakmak lazım. Çünkü bu aslında biraz da borsaya da yaradı Pelin. Yani bu gevşek... 89 zirvesine geldi. Evet, biraz da onun etkisi de oldu da diyebiliriz aslında. Hı hı. Yani ultra gevşek politikalara mı, orada normalleşme adımları olmayacak mı, olacak mı? Tüm bu detaylar özellikle Nikkei endeksi de öne çıktı. Küresel piyasalar nezdinde zirve seviyeler ta 1989 dönemini işaret etti. Bu çok ilginç. Bakalım nelere işaret edeceğiz başka grafik düellosunda. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.